Annem, hadi gel ye şunu. Dışarı çıkacağız daha bak, bugün çok işimiz var. Hadi annem. Hadi güzel annem. Gülay, Gülay. Ne oldu? Dilini mi yuttun? Konuşsana. Kediyi sen öldürdün. Kafasını nasıl kestin ama? Anlatsana. Anneciğim tamam, bir şey yok. Ben buradayım. Buyurun devam edin. Evde bakım parası süresinin uzatılabilmesi için annenize birkaç soru daha sormam gerek ama. Bana sorun, ben cevaplarım. Bu kadını sevmedim. Şişko'nun teki, şişko, şişko. Pardon? Siz onun kusuruna bakmayın. Ne dediğini bilmiyorum. Anne, anne ne oldu, iyi misin? Kedi öldürdüm. Çok kan aktı, çok kan aktı. Tamam anneciğim, geçti. Tamam, geçti. Siz devam edin, buyurun. Hastalık teşhisi... Şizofreni. Geçen yıl Mayıs ayının 11'inde konuldu. SGK tarafından yönlendirildiğimiz hastaneden de %90 engelli raporumuz var. Anladım. 6 Nisan annenizin çalıştığı son gün müydü? Evet. Bu da işten ayrılış belgesi. O fotokopisi. Gelmeden istersiniz diye düşündüm. Anneniz kendine bakamaz diye rapor edilmiş. Siz onun gözetimindesiniz, doğru mu? O benim kardeşim. Ben 18 yaşındayım, onlara yardım ediyorum. Her şey tamam. Sadece bir imza alacağım. Şişt, şişt. Kapa çeneni! Kapa çeneni! Şişt. Gülay, baksana, sana diyorum. Önce kediydi, şimdi sıra sende. Gülay. Anne tamam, tamam. Biz bir su rica edebilir miyiz? Getireyim. Anneciğim tamam, tamam bak dayan. Bir imzalık işimiz kaldı. Sabret, yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Sesler. Sesler, sesler. Bana konuşuyor. Sesler konuşuyor. Ses. Sesler gerçek değil anneciğim. Sesler gerçek değil. Sesler gerçek değil. Anne. Anne ne oldu anne? İyi misin? Anne. 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 Anne iyi misin anne? Anne, anne, anne iyi misin? Anne, 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 anne. 38 yaşında bir kadın solunum aresti, entübe oksijenizasyon yetersiz. Selam. Merhaba. Ateş Hoca'yı gördünüz mü? Yok, görmedik daha. Ha, görmediniz. İyi peki. Size kolay gelsin. Gerçi kolay gelecek bir işiniz de yok ama neyse. Buyurun İpek Hanım. Hemen anons geçiyorsun. Ateş Hekimoğlu. Tamam. Ey yarabbim. Doktor Ateş Hekimoğlu. Poliklinikten bekleniyorsunuz. Doktor Ateş Hekimoğlu. Poliklinikten bekleniyorsunuz. Pardon, bakar mısınız? Burası iyi bir hastane mi? Neyi kastettiğine bağlı. Yemekleri fena değil mi Süreya? Annemin durumu nasıl? Durumu şu an stabil. Annenize pulmoner emboli gelişmiş. Yani bir pıltı koparak akciğerlerdeki damarları tıkamış. Bu da kanın temizlenememesine
ve oksijenin kana geçememesine yol açar. Ama ağrı bacağında başlamıştı. Evet, pıltı ilk önce annenizin bacağındaki toplar damarlarda oluşmuş ve ağrıya yol açmış. Sonrasında buradan bir pıltı koparak annenizin akciğerlerine ulaşıyor ve buradaki esas soruna yol açıyor. Bu duruma da derin vent trombozu diyoruz. Bir daha söyler misiniz? Derin vent trombozu. Ama daha önce hiç bacağı ağrımamıştı. Yani ağrısaydı ben bilirdim. Anladım. Babanız buralarda mı? Konuşmam gereken bir konu var da. Kendisi pek buralarda değil. Yani vefat etti. O yüzden her şeyi bana söyleyin. Ne gerekiyorsa ben yapacağım. Anladım. Annenizin kan değerlerinde 12 promil alkol çıktı. Hem de sabahın 10.30'unda. Ben verdim. İki yudum içince rahatlıyor. Ama bakın, pazartesi gününden beri ilk defa veriyorum. Yani 3 gün olacak. Sürekli vermemeye dikkat ediyorum. Sesler duyduğunu söylüyor. Huzursuz oluyor. Sesler duyuyor. Çünkü anneniz bir şizofreni hastası. Siz alkolü verdiğinizde muhtemelen çok daha fazla gevşiyor. Hatta sızıyor. Ve bu da uzun süre hareketsiz kalmasına sebep oluyor. Derin vent trombozu uzun süre hareketsiz kalan kişilerde sıkça görülen bir vakadır. Hayır, annem alkolik değil. Ne yani? Sadece senin verdiğini mi içiyor diyorsun? Evet. Annenize kan sulandırıcı ilaçlar verdik. Muhtemelen yarın kendini toparlar. Ve taburcu edebilirsiniz. Geçmiş olsun. Bir dakika, bir dakika. Ya tabii ki alkol yüzünden. Tabii ki alkol yüzünden. Adam doktor. Baksana. Bembeyaz tiril tiril önlüğünü giymiş. Gizin arabası da tertemizdir. Plakasında bile DR yazıyor. Doğru mu? Yalnız el yazısı kötüdür, okunmaz. Yapacak bir şey yok. Herhalde durup dururken elinde kanıt olmadan annene alkolik diyecek hali yok. Valisi var mı yok mu diye özefakosu kesin kontrol etmiştir. Her türlü kan tahlilini yapmıştır. Bu tarz doktorlar öyle kafadan sallamazlar. Vardır bir bildikleri. Ateş Hocam, vakayı size memnuniyetle devredebilirim isterseniz. Vaka? Nerede vaka? Ben vaka falan göremiyorum. Vaka gitti, kadını yolladın eve. Öyle değil mi? Bitti gitti, kilit. Annen kaç yaşında? Siz doktor musunuz? Doktorum. Stetoskopum bile var. Kaç yaşı? Sordum bu soruyu. Kaç yaşında anne? 50, 60. Daha mı fazla? 38. Daha önce herhangi bir bulgusu olmayan 38 yaşında Balkan kökenli Makedonya asıllı bir hanımefendi aniden derin vent trombozu oluyor. Neden acaba? Oral kontraseptifler, sigara, diyabet, obezite. Yani lafı nereye getirmek istiyorsunuz hocam? Derin vent trombozunu derin vent trombozundur. Başka pıhtılatmasın diye IV heparin verilir ve bacaktaki pıhtı çözülür. Yani bunun neresinde gizem? İpucu vereyim. Tahta, tahta. 38 yaşında. Yani derin vent trombozu olmak için beklenen yaştan 20 yaşçık daha genç. Benim bir kere hastam olmuştu, çocuk hasta 12 yaşında. Maçta bacağını tekme yemişti ve derin vent trombozunu vardı. Bu kadın tekme yememiş. Travma yok. Risk faktörlerinin hiçbiri yok. Hocam siz hastadan hikaye mi aldınız? Evet, aldım. Bir takım notlarım var. Gerçi benim tuttuğum notlar değil ama yine de işimize yarar. Oğlunun notları. Şimdi hareketsizlik. Hareketsizliğe gelince kadın bayağı hareketli. Paranoyası coşmuş durumda. Yattığı yerde duramıyor. Kıpır kıpır maşallah. Hasta paranoid mi? Evet. Şizofreni tanısı var. Bunlar da şizofreni tanısı konulduğu günden itibaren oğlunun tuttuğu notlar. Çok sürükleyici. Tavsiye ederim. Yani çok objektif bir eser değil. Yani çocuğun annesi sonuçta. Bazı yerlerde duygusal davranmış. Ama sürükleyici. Bakın. Evet. Derin vent trombozu ayırıcı tanısına şizofreni ekleyebilir miyiz? Yani. Yani değil. Hayır. Doğru cevap hayır olacaktı. Beynimizin dopaminerjik yolaklarındaki sorunlar kan pıhtılarına neden olmazlar. Şizofreni derin vent trombozunun bir nedeni değildir. Aslında şizofreniyle ilgili çok da bir şey bilmiyoruz. Öyle değil mi? Belki de bir alakası vardır. Bilemiyorum. Bunu öğrenmenin tek bir yolu var. Nedir hocam? Saksı. Saksılar.
saksıları çalıştırmak. Priyadno. Hı? Makedonca. Bay bay. Deli deliği çeker. Olay bu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.